Değerli izleyenler, İstanbul'da 220 bin bina risk altında. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk özel yayınında yaptı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının acil olarak tamamlanması gerektiğini duyurdu. Peki İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl yapılabilir? Çarpık kentleşmenin bulunduğu yerlerde düzenleme gerçekleştirilebilir mi? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Serdar Er ve kameraman Engin Özbek'in haberinde izleyelim. İstanbul'un 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde bir harita çıkardık. İstanbul'un risk haritası çıkarıldı. 39 ilçede yapılan çalışma neticesinde 220 bin binanın risk altında olduğu belirlendi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk özel yayınında yaptı. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İstanbul'da 220 bin bina, 1,5 milyon bağımsız bölüm depreme karşı risk altında. Özellikle bu bağımsız bölümlerin 300 bininin ise acilen dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Herkesin bu konuda iyi çalışıp projenin hızlandırılması gerek. Tek kurtuluşumuz o. Çünkü Türkiye'nin en önemli projesi depremdir. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, kentsel dönüşüm için yer seçimi konusuna dikkat çekti. Bunlar yerli yerinde mi dönüştürülecek yoksa yeni alanlarda mı yapılacak, bu önemli. Şu tehlikeler var. Kuzeye çok taştığınız zaman İstanbul'un soluk aldığı ormanların yok edilmesi anlamına gelebilir. Batıya doğru fazla taştığınız zaman tarım alanlarının, sulak alanların kısmına girmeniz gerekiyor. Bu anlamda rezerv alanların iyi tespit edilmesi gerekiyor. Ersoy depreme karşı bina zemininin önemini de vurguladı. 6 Şubat Hatay, Kahramanmaraş depremlerinde biz bunu gördük. Yıkımların önemli bir kesimi zeminden kaynaklı olarak meydana gelmişti. Bina öldürür değil, zeminin yapısı da sizi öldürebilir. İstanbul çevresinde rezerv alanları seçerken yerin jeolojik durumunu da dikkate almak gerekiyor.